Peki bu 97 klibine bir gençlere göstermek istiyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı öncesinde neler dinliyormuşuz bir bakalım beraberce. Buyursunlar. Çok fena. Şimdi klipte ilk başta benim dikkatimi çeken o zamanki sanat yönetimi de bir acayip. Şimdi Deniz Aker. Evet işte Deniz Aker işte bak tiyatrodan. Devlet Tiyatrosu evet. Sanatçısı, evet. Yönetmeni burada da bunu çek. Mekana baktığın zaman baya böyle bir ciddi modern sanat enstalasyonu gibi. Orada bir heykel var, bilmem ne var. Düşünüldü bu. Hani Harikalar'dı yani. Ya evet bir şey var değil mi ona? Öyle mi yani, diyorsun? Bak öyle bir enstalasyon var ve bunun içerisine bir habere köpere köp diye bir tip çıkıyor yani ve çok güzel bir çocuk filan. Yani mesele bu. Mesele bu. Yani şimdi böyle arkaya bir tane şey koyuyor. Bir deniz manzarası. Anladın mı? Yani böyle taş devrine dönüş gibi bir durum. Yani bir şey yapmış oraya. Evet. Bir fon kurmuş, bir enstalasyon yapmış. Devam. Bu ne tezat mesela? Burada hakikaten modern bir deneme gibi. Bu kadar modernliğin içinde aslında bu bir 9-8 türkü. Anadolu türküsü, Anatolia evet. Bir türkü. Evet. Ve ben... Dans ediyordum ama hiç böyle dans etmiyordum. Ben işte salsa yapıyordum, break dans yapıyordum. Michael Jackson bilmem ne falan filan. O an orada takıldım işte kafama göre kendi üstüme. Giydirdim o kıyafeti 9-8. Bir de yani ton sür ton bir şey var yani. Kırmızı üzerine kırmızı, evet. Altın varak. Şarkıda esmer zaten oradan çıktı mevzu. İşte ben esmerim ya güya aslında çok esmer değilim. Beyaz tenliyim, kara kaş, kara göz. Evet. İşte kırmızı yakışır bilmem ne falan filan bir koridor. Uğraşıldı onlarla ne kadar uğraşıldı. Bir de o yılların tabii şeyi de var bir... sözlerde de böyle bir seksi sözler patlaması tenim esmer yani bu tege keza türkü ama yani mesela pantolonunu çok sevdim çıkar onu güzelim hadi gel bana gidelim diye şarkı ama bu kadardı şimdi açık yani. Açık söylüyor Türk'ten geçmiyordu. Ne? Türkü bu geçiyordu. Şimdiki gibi sözler geçmiyordu. Geçmiyordu. Şimdi ama zaten rap var. Rap, hip hop aldı götürdü evet. Sözlerde. Başka bir yere götürdü. Peki burada nedir sözleri? Tenim esmer, esmer ister. Kız vermezsen elini, yakar tenini, tenini, soldurup güllerini, susturup dillerini, seni gidi seni gidi beni bilmez ah zilli. Esmer sevdim herkes şimdi ayran. Şimdi bunu mesela gençler dinler. Deliler millerin üstünde falan. Değil mi mesela biz anlıyorduk o zaman yani. Bu biraz fazla sofistike yani bugün gençler evet. için. Değil evet. mi? Bugün daha böyle. Daha arabada gaz. Evet. Değil mi öyle değil mi o şarkı? Arabada. daha direkt şimdi. Bizim söylüyorum. Dönemimizde biraz daha tutku yüksekti mesela. Ben onu çok arıyorum. Benim yani 20-30 yaş arasında... 18 hiç arama bulamazsın boşuna kendini yediğinle kalır. Böyle yaşlarda da seks hayatı bitmiş insanlarda bizim dönemimizde daha tutkuluydu efendim, ne münasebet ne münasebet kadın bana Okan Bey kanal mı kapatacağız siz bilirsiniz hormonların benim için okey Pınar girelim mi konuya bizim dönemimizde diye başlıyor insan sevince insan sevince bir önceki şarkı bir de ona bakalım romantiko insan sevinceye bakalım lütfen işte tipik Roberto Moşa bu senin yani kariyerin böyle yani akıl hastası şarkılar klip şarkı değil de klipler bu mesela bir akıl hastasının hani ambulans gelmeden hemen öncesi mi oluyor bu ne saç kim veriyor bu fikirleri mesela bunu ben istedim sepette güller olan bir bisikletle bunu ormanda ben istedim gidiyorsun. Şarkının sözleri öyle romantikti insan evet. sevince böyle bir şey yapmak istedim. Ama bu garip ya bir şey gibi yani bir artistin enstalasyonu gibi. Yani şey gibi mi düşünüyorsun mesela şarkı romantik. Bir bisiklet koyun oraya. Güller olsun. Ben de ineyim bisikletten başlayayım dansıma. İşte sevgilisine giden bir adam işte çiçeklerle. Mola mı veriyor yolda? Artık o klip o kadar oluyor yani. Ne yapayım? Ben hep anlamaya çalışıyorum. Ajda kliplerini de anlamadım 90'lardaki. Mesela bir hep söylüyorum bunu yani 100 tane siyahi adamla dans ediyor. O kadar siyahi adam yoktu Türkiye'de. Yurt dışına ithal ettiler herhalde. Var. Yani 100 tane siyahi adamla dans ediyor Ajda. Ne anlatıyorsunuz? Ne yapmayı anlamıyorum. Peki devam. Güzel. Yakışıklı oldun sen. Başka bir şey oldun ya. Peki geldik. Son işe, son şarkı. Yılan. Şimdi bak ne güzel Esmer diye geldin. İnsan sevince hep romantiksin. Ne güzelsin. Nasıl bir yılansın?
Birden değil mi? Birden. Çok bence evet. Acaba. Evet. Hayatın bakalım, gerçeklerini görelim. Görmüş. Şimdi dur ama bak ne güzel bir distopik bir ortam. Burada diyebilirsin az evvel dediğini. Hayır buraya. Demem bak bu tamamen uyuyor. Asıl çatlak olan bir önceki çiçekli olan. Öyle o mi? Çok manyak. Bu şey tamamen yani o sözlerin falan o arkadaki bu distopik dekor. Anladım. Ondan sonra şey seksi giysiler o ama trash duruş falan. Trash duruş falan. Tamam. Trash duruş diyorsun. Yani biraz trash duruş. Sen kirli duruyor. Ben yeni öğreniyorum. Ben de şu an duydum. Çöp sen biliyorsundur. Yani. Çöp kovası. Yani işte trash duruş. Mekan öyle zaten. Mekan da trash. Evet. Çok acayip bak. Ama bu şarkı tuttu herhalde. Ne kadar olur? Şişem, yok da sen Pierre Han mı? Hı? Galata'da sen Pierre Han. Sana ne ablacığım? Merak ne yapacağım? Allah Allah. Bu da sen bir ev mi alacaksın oradan? Yok yok Maltepe'de falan ya. Maltepe değil boya boya fabrikası. Maltepe. Sen Pierre Han mı? Hayır Maltepe. Evet. Maltepe Han. Güzel. Peki ne oldu bu şarkı şimdi? Yeni çıktı zaten işte. Geliyoruz gidiyoruz. İnsanlar duysun diye uğraşıyoruz işte. Ne veriyoruz size yani? Neye geldik sana? Ne vereyim abi? Ne geldik? Ben de sandım. Of çok tatlısın. Evet, peki. 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 Biraz dinleyelim şarkıyı canım. Güzel değil mi? Ya bu bana proje olarak geldi. Eva Records'tan. Ben böyle bir şey yapmak istiyordum. Böyle ters köşe bir şey. Ben isterken ayağıma geldi. Güzel. Eva Records'tan. İşte gittim dinledim. Sevdim. Eğer şarkının bütünü o yılan gibi olsaydı sözleri yapamazdım. Hmm. Diğer taraflara yumuşak güzel sözler var. Dedim yapmak istiyorum. Yaptık yani. Çok da rahat bir prodüksiyon oldu. Sağ olsunlar. Stylingden klibe kadar hiçbir şey düşünmedim. Bıraktım kendimi onlara. Oh, en güzeli. İlk defa öyle bir şey yaptım. İşte gidiyor bakalım. Hemen bir şey daha yapacağım ama.